Takas İstanbul sunar. Dördüncü işlem gün devam ediyor. Gazeteci Zeynep Cermen'le birlikte motosiklet kullanımı hem de tabii sanayicinin bir miktar kur riski var. Biraz oraya değineceğiz. Van'da dalış turizmini konuştuk. O tarafta özellikle tekrarlayalım. Uçuş seferlerinin olması gerekiyor ki uluslararası dalgıçlar dalabilsin efendim. Dolayısıyla da yaz döneminde batıya uçuşların arttığı bu dönemde ekonomik bir katma değer sağlamak istiyorsak, turizmde çeşitlendirme yapmak istiyorsak mutlaka buralarda görmezden gelmememiz gerekiyor efendim. Diğer taraftan Paris Olimpiyatları'nı konuştuk. O tarafta özellikle Paris Olimpiyatları'nda açılıştan sonraki dönemde evlerde kiralama oranının biraz düştüğü ve katılım oranında düşebileceği söyleniyor. Aşırı sağında yükseldiği bir ortamda ve hayatımızın gerçeği, İstanbul'un trajik bir gerçeği, trafikte de artık görüyoruz değil mi? Motosikletler, evet. Scooterlar, işte o böyle şeyler gençler kullanıyor da ben hayatta hep dengeden normal iki ayağımla dengede zor duruyorum. Onlarla gidiyorlar. Yani martı gibi değil mi? Araçlar çok evet. Var ama özellikle tabii araba fiyatlarının artması, hayat maliyetinin artması, trafik koşullarının kötüleşmesi motosiklet kullanımı da çok ciddi oranda artırdı galiba Zeynep Hanım. Evet, kesinlikle öyle. Ben gelmeden bir Haziran ayı rakamlarına baktım. Haziran ayında trafiğe çıkan taşıtlar 193 bin küsür. Bunların %46.1'ini motosiklet oluşturuyor. %39.1'ini otomobiller oluşturuyor. Yani İstanbul trafiğinde de ben özellikle kadın motosikletçileri görmeye başladım gittikçe daha artan onların bir şekilde. Onların motosikletleri çok daha tatlı ve böyle kenardan gidiyor hanımefendiler ama erkekler evet. Maalesef birazcık da özellikle kuryelerimiz yani o gençlerimiz tekrar uyaralım. Bu canı pazarda bulmadık. Yani çok hani genç yaşta bu riskleri almayın. Yazık günah bu kadar süratle yapmayın. Çünkü sonuçta altınızdaki değil mi bakıldığı zaman koruması olmayan işte dış cephesi insan bedeni olan bir araçtan kesinlikle. Bahsediyoruz. Arabalar şoförler çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Yani şoförler yine bir arabanın o dışı koruyor. Bir şekilde hava yastığı tabii. Var ama kasktan ziyade değil mi? Birçok aslında yeleği tabii. Kaskını da takmamız da gerekiyor. Bu sıcakta da çok da böyle takmamam gerekir diye düşünmeyin. Geçen arkadaşım işte ATV'ye binmiş eşiyle birlikte. Orada kaskı çok sıcak olduğu için biraz çıkarayım diye. Orada evet. Dal neredeyse kızın gözünü patlatıyordu. Yani hani çok büyük risk var aslında sağlık anlamında. Çok dikkat etmek gerekiyor. Evet yani bu aralar çok fazla arabaları konuştuk. Otomotiv sektörünü konuştuk. Çin markalarının Türk pazarına domine etmesiyle ilgili haberler yapıldı. Siz de yaptınız bununla ilgili. Biz de yaptık. Yani bu yılın ilk 6 ayında işte Çin'in araba markası Chery en fazla satan araba oldu Türkiye'de. Bu çok yayılıyor ve motosikletlere de yayılıyor. Çin markası motosikletlerde var mı Zeynep? Evet. Onlar da Türkiye pazarını hegemonya ediyorlar. Onlar özellikle yani 2016'da başlamış gelmeleri ama esas pazara böyle hakim olma başlangıç noktası pandemi oluyor. Pandemide büyük bir talep oluyor tabii böyle güvenli, hijyenik bir açık hava seyahati. o yüzden gittikçe daha fazla geliyorlar. Şu anda Anadolu yakasında biz bir büyük bir motosiklet galerisine gittik geçenlerde. 14 markası var dünya demeyeyim de mağazada, galeride 14 marka var. 13'ü Çin malı. Bunlar ya parça parça geliyorlar, buradaki Türk fabrikalarda birleştiriliyorlar ya da bütün halde gelenler de var. 100 tane modeli var galeride ve ilk 3 ayda 1500 tane Çin motosikleti satmış. Galeri sahibi diyor ki bu inanılmaz bir rakam. Yani satışlardan çok memnunlar. Çünkü otomotiv alamıyor insanlar değil mi? Nispeten daha görece tabii, ucuz olduğu için pazarda. Yani özellikle evet. Çin motosikletleri yani 50 cc'likten başlıyor, 800 cc'liğe kadar gidiyor. Fiyat aralıkları da ortalama 40 bin lira. En düşük 700 bin liraya kadar çıkıyor. Yani yüksek performans, yüksek kalite, yüksek teknoloji ve
Ona göre fiyat skalası değil mi? Talebe göre de değişiyor. Evet. Yani evet aslında çok daha en azından işte gitgide küçülüyoruz böyle. Evler küçülüyor değil mi? Araçlar küçülüyor. Daha butik, daha böyle bireyselliğe dönen bir yapı var gibi gözüküyor. İsterseniz sizin de aslında haber olarak da yaptığınız Tim Başkanı Mustafa Gültepe'nin Türk ihracatçıların karşılaştığı önemli engelleri vurguladığı bir haberiniz vardı. Evet. Maliyetler artıyor. Maliyetlerin arttığı dönemde tabii iş dünyasının döviz kur riski de var. Birazdan Birhan hocamız hazır olunca onu da alacağız. Size de veda etmiş olacağız. Orada kur riskini ve vergileri tartışacağız aslında. Bu tarafta da sanayiciyi aslında elini konu bağlayan birçok etmen de var değil mi? Tabii. Tim Başkanı Mustafa Gültepe'nin bu açıklaması aslında yabancı basında da çok yer buldu. Yani bu yüksek maliyetler ve düşük döviz kuru nedeniyle bu sene ihracatta belirlenen hedefi yakalayamayacaklarını böyle giderse söyledi. Yani bazı sektörlerde %100 artıyor maliyetler son bir yıl içerisinde, bazı sektörlerde %120'ye ulaşıyor. Yüksek enflasyon var ama bunun yanı sıra düşük bir döviz kuru, onların karlılarını arttırması açısından düşük bir döviz kurundan bahsediyor. Ve acil bir önlem alınması çağrısında bulunuyor. Çünkü bu Türkiye'nin ürünlerini globalde daha pahalı hale getiriyor. Küresel pazardaki rekabet gücü azalıyor. Siz daha önce bunu bize sıklıkla söylemiştiniz. Dolayısıyla iş dünyası, ihracat yapanlar bu açıdan yani birazcık zordalar. Yani aslında enflasyonu yönetmeye çalışırken, döviz kurunu baskılarken bir taraftan da Türkiye'yi bir durgunluğa itebilecek bir ekonomik yapıya doğru gidiyoruz. Yani stagflasyon ya da resesyon benzeri bir şey olacak gibi gözüküyor. O zaman Zeynep Hanım çok teşekkür ederim size. Ben size teşekkür ederim. Sizden aldığım bilgilerle Birhan hocamıza da bunun boyutunu birazcık tartacağız. Çok keyifli oldu. İlk yayındı. Evet. Sonrasını hep bekliyoruz. Gerçekten de güzel konuları tartıştık sayenizde. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biraz ekonomiye farklı perspektiften bakmak lazım. Yani motosiklet ekonomisinde çok ciddi bir talep var. Bir taraftan işte görüyorsunuz döviz kur riski ya da olimpiyat ekonomisi gibi çok başlık vardı. Gazeteci bakış açısıyla da buna bakmak çok çok keyifliydi. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz hocamız da hala İstanbul sularında değil değil mi hocam? İstanbul'da değilsiniz. Bir türlü sizi ağırlayamadık burada. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Evet, zor olacaktı. İstanbul'dayım ben de. Ha, geldiniz mi? Hoş geldiniz hocam. Kanal için zor olabilir. O yüzden gelemedim ama umarım stüdyoya geleceğim. İnşallah hocam. Evet. Bekleriz. Her zaman sizi ağırlamak büyük bir keyif, büyük bir onur. Hocam şimdi gazeteci Zeynep Çermen'le birlikte konuştuk. Aslında biraz iş dünyasıyla başlayalım. Sonra şu vergi kısımlarına birazdan geçeriz izninizle. Bu şeye benziyor. Yani biz bir kâr üretime fırsat veren, döviz rezervleri artırmaya çalışırken baskılanan bir kur var ve iş dünyası... Benim de yapmış olduğum röportajlarda Zeynep Hanım gibi diyor ki işte kur, örnek veriyorum, son bir yılda %20 yükseldiyse bizim maliyetlerimiz o kadar daha, yani kat be kat katı, yani 5 katı belki 7 katı arttı ve dolayısıyla da biz artık rekabet edemez duruma geldik. Bir stagflasyon ya da böyle bir resesyon Türkiye ekonomisinde bekler misiniz? Nereye gidiyor bu ekonomik tedbir süreci sizce? Şimdi öncelikle dış ticarete bir bakalım. Evet, dış ticaret hadleri aslında yüzün altında Türkiye'de. Bu şunu aslında gösteriyor. İhracattan kazanç giderek azalıyor. İthalat daha maliyetli hale gelmiş durumda. İşte bu Türk lirasındaki değerlenme sürecinin elbette kur üzerinde yaratmış olduğu bir baskı. Bunlar birlikte hareket ediyorlar. O yüzden de Tim Başkanı'nın söylemleri kesinlikle gelirlerinin, karlarının artması için dolar TL'nin artması yönünde. Fakat şu da var, ithalatın tabii ki maliyetli olmasından dolayı dış ticaret hadlerinin, ortaya çıkan hadlerin tamamen aleyhine olduklarını görüyorlar. Fakat elbette sürekli olarak dolar TL'yi serbest bırakarak, doğrusu tabii ki serbest piyasada oluşması, fakat bir kontrollü sistem var ama en nihayetinde bütün ekonomik program sonuçlarını vermeye başlayınca o da bir doğal seviyeye gelecek. Ama elbette faiz indirimlerinin yaşandığı ve kurun
kur atakların olduğu dönemlerdeki ihracatçının gelirinin ne kadar arttığını biliyoruz. O günlere tekrar dönülmemesi gerekiyor. Sanıyorum onların da ifade ettikleri elbette kur atakların yaşandığı günler değildi ama karlılıkların çok arttığını biliyoruz o dönemlerde. Dolayısıyla rekabetçi kur üzerinden ihracatı destekleyecek bir ekonomi politikası yok. O yüzden ihracatçının bu noktada tabii ki ihracat gelirleri euro üzerinden belli. Çünkü partnerlerimiz orası, Avrupa daha çok. Ama maliyeti dolar üzerinden. Şimdi orada tabii ki pariteyi takip etmeleri gerekiyor. Bir, ikincisi şu da var. Katma değerli üretim, her zaman söylüyoruz. Yani dış rekabet, ihracatta o rekabeti en üst seviyeye çıkarabilecek şekilde üretim gerçekleştirmek. Çünkü bizim üretip sattığımız bir ürünü çevre ülkelerden hemen hepsi üretip satabiliyor. Yani biz hep işte özellikle kuru incirdi, zeytindi, ondan sonra cevizdi, biz bunları satarız diye ta liseden beri öğretiliyor. Ama gel gelelim aynı ürünler başka ülkelerde var. Elbette ithalatçı halimizi de bir kontrol etmek lazım. İğneden ipliğe her şeyin ithal edildiği bir ülkeyiz. Dolayısıyla buradaki ithalat maliyetinin aynı zamanda ihracattaki getiriyi götürdüğünün de farkındayız. Evet. O yüzden dış ticaret haddini yüzün üzerine atmak için kurun artmasından ziyade artık yapılması gereken buradaki imalat sanayinin, ki imalat sanayi zaten ihracatın temelini oluşturuyor. Burada katma değerli bir üretimin hayata geçiyor olması hocam, çok daha hem de büyüme potansiyelini arttırır. Yine çok aslında ben çok önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü biz yine hep şu illüzyona giriyoruz. Yani döviz kuru üzerinden ya da faiz üzerinden bir enflasyon ya da değil mi? Türkiye'nin dış ticaretini şekillendirmeye evet. çalışıyoruz. Aslında temelinde yapısal olarak birçok şey değiştirmemiz lazım evet. değil mi hocam? Yani bu yüzden hani evet döviz kuru bugün bir baskı yaratıyor ama önümüzdeki zamanlarda avantaj yaratabilir. Ama biz bu döviz dış ticaret yapımızı değiştirmediğimiz sürece her zaman için kur üzerinden riskler değil mi? Dış ticaret hatlarımızda ve yapımızda baskı yaratabilir. Çaktır. Bunu özetleyebiliriz. Hocam çok minik bir araya gidelim der yönetmenim. Çok da sözünü kesme diye konuğumuzun diye Ferhat yönetmenim. O yüzden minik bir sponsor arası vereceğiz. Hemen vergi tartışacağız. Takas İstanbul sundu.